Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Sezer Hoca direkt arabadan çıktı. Aynı şekilde ben de arkasından. Oraya doğru baktığında durdum. Birileri var. Bunlar insan. Ama kayalığın diğer tarafında o kafir cinnilerin hissiyatı var. Sanki buraya bilerek ve isteyerek gelmişlerdi. Aşağıya doğru bakıyorlar. İkisi de öylece duruyor. Hiçbir kıpırdamada bulunmuyorlar. Sezer Hoca kimsiniz diyerek seslendi. Tepki vermediler. Aşağıya doğru bir tane ip uzattılar. Sonra da yukarıya çıkabilirsin dediler. Yukarıya doğru çıkmak için ipe doğru giderken ipin tam üstünde bir yazı vardı. Yanıklıkla yazılmıştı. Okuduktan sonra geriye doğru çekildi. Bir tuzaktı sanırım. İpe dokunmak istemedi. Ayağa kalkmalıyım. Ayağa diyerek bağırıyordu Murat. Sakin ol. Önce bir sakinleş. Sonrasında bakarız dedi. Hiçbir şekilde ses vermiyordu yukarıdaki. İleriye doğru bakıyorlar. İkisi de aynı şekilde ellerini kaldırdı. Sonra da taşta yarık oluşur gibi bir çizgi aşağıya doğru geldi. Koca kaya ortadan ikiye ayrıldı. Sağ tarafa doğru düşünce kayalar toz duman oldu her yer. Arabayı binerek çalıştırdı Sezer Hoca. Kaçırıyordu resmen bizi buradan. Nereye gidiyoruz hocam diyerek sordum. Birazcık uzaklaşsak yeterli. 10-15 metre kadar gittikten sonra durdurdu aracı. Aşağıya doğru inmişlerdi. Arkadaki o kötü enerjilerin hepsi gitti. Bize doğru geldi, yüzünü açtı. Açıkçası garip bir şekilde bana benziyordu ki o anda kafama dank etti. ''Sen babam mısın?'' Bana doğru gülümsedi. ''Benden nefret ediyor musun?'' dedi. Direkt sarıldım ona doğru. İsteyerek mi yaptım bilmiyorum. Sadece sarılmak istedim. Ona doğru sarılınca içimde bir huzur doldu. Sırtıma doğru dokundu. ''Evladım, şimdilik bir babayla oğlun kavuşmasını yaşayamayacağız. Hızlı hareket etmeliyiz.'' dedi. Sezer Hoca'ya doğru döndü. Çok baskın ve net bir şekilde Emir'le konuşuyordu. İkisini de al. Sonrasında Yeşil Vadi'ye geç. Vadinin tam olduğu orta taraf. Taşı biliyorsun. Altta bir kapak var. Yeraltı geçitine gir. Sonrasında da beni bekle. İki gün vaktinde gelmezsem bil ki bir daha gelmeyeceğim. Bir anda geriye doğru dönüp yüzünü kapatarak koşmaya başladı. Diğeriyle beraber taşların olduğu yerden sola doğru gittiler. Nereye gidiyorlar? Ama o resmen duygularım parçalanmıştı. Beni hiç mi özlememişti? Ve oğlu olduğu için pişman mıydı? Arabaya bindiğimde Murat elini omzuma doğru uzattı. Diğer yanındaki de benim babamdı. Merak etme. Onlar çoktan kendilerini öldürmüş olanlar. Ne demek ki bu? Kendilerini öldürmüş olanlar derken anlayacağın dünyadaki bütün duygularından arınmışlar. İster istemez ağlamıştım. Duygularımı kontrol edemiyordum. Sonunda denilen yere geldik. Her yer yemyeşildi. Öyle bir yer olduğunu hiç bilmiyordum bu ülkede. Yeşilliklerin ortasında ilerlerken Sezer Hoca bir anda durdu. Ayağını kaldırıp yere doğru sertçe vurunca tahta sesi geldi. Etrafta bir taş yok. Etrafına doğru baktı. Gözlerini kapat dedi bana doğru. Kapattım. Arkamdan hızlıca bir şey geçti. Eminim. Duyabiliyor musunuz? Ben duyamayacağım dedi. Murat ben duyamıyorum dedi. Ben duyuyorum. Arkamdan geçti. Hatta hissediyorum. Şu an önüme doğru koşuyor. Çaprazdı. Direkt bana doğru bakıyor. Elini kaldırdı Sezer Hoca. Yönünü göster. Gösterdiğim gibi elini oraya doğru tutarak okumaya başladı. Okuyamıyordum çünkü ne okuyacağımı bilmiyordum derken durdum. Biliyorum. Zihnimde. Ama bu nasıl? Okumaya başlayınca Sezer Hoca da şaşırdı. Gözlerim açık bir şekilde bakabiliyordum. Görüyorum. Siyahlık duman şeklinde. Ama farklılık var. Sanki arkasında 5-6 tane ayak varmış gibi yürüyor. Çok değişik bir görüntüydü. Tahtanın yerini değiştirecekler Murat. Sen yapabilir misin? Kolunu sıyırdı. Kolundaki şey gitmiş. Bu nasıl olur?
ama kolunda olduğuna emindim. Ona doğru bakarken gözlerinin kırmızılaştığını gördüm. Hızlıca koşmaya başladı. Peşinden git dedi Sezer Hoca. Peşinden koşarken kolunda vardı. Görmüştüm. O cinnilerden bulunması gerektiğini söylemişti. Nasıl oluyor da kolunda bir şey yok? Sağ elini kaldırarak bana gösterdi. Bu bendekinin aynısı. Sadece sen mi taşıyorsun zannediyordum. Bu lanetler bizim için hiçbir şey. Peki o zaman neden o halde davrandın? Hissetmiştin. Babalarımızın geldiğini biliyordun. Tabii ki de. Bir baba yüreğine kadar oğlundan uzakta kalsa, duygularını da bitirseler, zor durumdaysak elde edebileceğimiz bir şey vardı. Onların bize yardım edebileceğini biliyordum. Çünkü diğer kafirlerin geldiğini de biliyordum. Zeki çocukmuşsun be Gencer. Hızlı kavruyorsun. Taşın oraya doğru geldiğimizde durdu. Yere doğru çimleri yolmaya başladı. Gerçekten tahtadan bir kapı vardı. Açtı içeriye doğru girdi. Haydi dedi. E Sezer Hoca? Sezer Hoca gelmedi. Sen Sezer Hoca'nın normal yolla mı geleceğini sanıyorsun? İn şuraya. Ayak bileğimden tutarak çekti beni. Aşağıya indiğimizde başıma resmen bir şey saplandı. Sesler. Sesler var. Çok fazla hem de. Elindeki mührü kullan. Ama bu mühür lanetli. Tamam. Lanetliyse düzgününü oku. Üzerinde ters yazılmış olanları düzgün şekilde okumalısın. Ne? Nasıl? Daha bunları bilmiyor musun? Hayır. Sen birinci köyden gelmedin mi buraya? Hayır, altıncı köyden geldim. Altıncı köy mü? Tamam. Merak etme, ben seni rahatlatacağım. Sağ elini kaldırarak şakama doğru dokundurdu. Yaptığı okumalar sayesinde gerçekten de beynimdeki o sesler duraksadı. Bizler maalesef babalarımız yüzünden ister istemez bu etkileşimlere geçebilenleriz. Yani istesen de istemesen de bir şekilde bu iletişimi kurmak zorunda kalıyoruz. Bende daha önce hiç olmamıştı ama. Babanı gördün, o yüzdendir. Bir de sana temas etti. Kusura bakma. Bunları sana söyleyecek vakti yoktu. Ben anlatırım. İleride sol tarafta bir kapı var. Tahtadan olan bu kapıyı açtığında içerisi normal bir oda gibiydi. Kapıyı kapattı. Sağ elindeki orta ısım sönmüştü. Şimdi sana hızlıca anlatacağım Gencer. Beni iyi dinlemelisin. Burada bizi kimse duyamayacak. Koridordayken rahat anlatamadım. Elindeki mühür sana bilerek ve isteyerek yapıldı. Sezer Hoca sana alıştıra alıştıra söylemeye çalışıyor bazı şeyleri. Örneğin köydeki yalanlar ve baban gibi. Altıncı köyden olduğunu bilmiyordum. Büyük ihtimalle sen de direkt yeteneklisindir diye düşündüm. Ama seni köreltmişlerdir. Belki de benden bile güçlüsündür. Köreltmişlerdir derken mühürlemek. Bir hüddama mühürlemek mümkün. Ve gücünü de bastırmak. Yani anlayacağın diyerek kolumu bir anda yırtar şekilde çekti. Onda olandan daha fazlası. Sağ kolum tamamen saralı. Ellerimin üzeri. Hepsi birbirine girmiş durumda. Murat bana doğru baktı. Oha, bu ne lan dedi. Ne oluyor? Bunlar da ne böyle? Hayatımda böyle tılsım görmedim. Resmen seni hiçbir şekilde hüddamlık yapamasın diyerek mühürlemişler. Sırtını dön dedi. Arkamı döndüğümde sırtımı sıyırdı. Sende bizdeki gözden yok. Sende o büyük göz var. Geriye doğru birkaç adım attı. Ona doğru dönüp ne demek dediğimde yan taraftaki bir tane demiri aldı. Öne doğru adım atarsan Gencer, demiri boğazından geçiririm. Sakın öne doğru adım atma. Adın ne? İsmim Gencer. Yemin ederim Gencer. Yani ben öyle biliyorum. Başka bir ailenin yanında büyüdüm. Annemi babamı hiç tanımadım. Tamam. Şimdi kelime-i şehadet getir dedi. Kelime-i şehadet getirdim. Dizlerin üstüne doğru çök yavaşça. Söylediklerini direkt katiyen hiçbir itiraz yapmadan uyuyordum. Dizlerimin üstüne doğru çöktüm. Ellerini kaldırdı. Bana doğru yaklaştı. Demiri yavaşça arka tarafıma doğru attı. Omuzumdan tuttu. Tam üst taraftan başıma doğru direkt dirseğiyle vurdu. Geriye doğru çekildi. Başım o kadar çok acıdı ki başımı ovalıyordum. Ne yaptın ya, niye vurdun diyerek tutarken başımı bir anda elime garip bir sıvı geldi. Elime doğru baktım. Kandı bu. Neden başımı kanattın? Ben sana ne yaptım? Başını falan kanatmadım. Kan mı görüyorsun elinde?
Evet, kanıyor. Çok kötü kanıyor. Bir anda başım döner gibi oldu. Yüzüstü yere doğru düşecekken Murat'ın arkasında o kapşonlulardan gördüm. 5-6 tanesi duruyordu. Öne doğru birkaç adım attı. Yere doğru düştüm. Başımı tuttu. Beni hala duyuyor musun? Duyuyorsan gözlerini kapat. Kapattım gözlerimi. Tekrardan elini kaldırarak şakağıma doğru koydum. Şakağıma doğru koyduktan sonra da bir anda sesler karışmaya başladı. Duyduğum bu sözlerin ne olduğunu sana anlatacağım. Diğer alemden bize bağlı olanlar var. Bunları bizler seçemiyoruz. Babalarımızdan dolayı bize geçiyor. Senin neden mühürlendiğini anlamamıştım. Şimdi öğrendim. Hiçbir şey bilmiyorsun. Büyük ihtimalle senin üzerinden bir şey yapılmış. Bunu öğrenmek oldukça zor olacak. Ama merak etme. Sezer Hoca'ya hala güvenebilirsin. Kılımı bile kıpırdatamıyorum. Arkasındakiler. Onlar gittikçe yaklaşıyor. Büyük ihtimalle arkamdakileri görebiliyorsun. Normalde bunu Sezer Hoca bile göremez. Ama bizde istemsizce bir bağlantı var. Yoldaş olacağız Gencer. Ben sana sırtımı dayayacağım, sen de bana. İtirazın yoktur bunun için. Hayır, yok. Yok dedim. O zaman ilk defa göreceğin bir şeyle başlayalım. Üstünü çıkardığında sırtındaki göz. Sırtındaki göz hareket ediyor. Bu nasıl olur? Elini direkt sırtıma doğru koydum. Sendeki büyük kızıl göz. Bu oldukça korkutucu. Mühürleri kaldıracağım. Kendi benliğine ulaşmak ve sana bağlı olanları duyabilmen için. Fısıltılar netleşecek. Artık hüddamlık evresindeki bir seviyeye geçeceksin. Hazır ol. Birinci köydekiler bile bizim en ufak yakınımıza gelemezler. Bizler en güçlü olanlarız. Bizler karanlığın içinde hükmedenleriz. Sırtıma doğru dokunduğunda önümde yüzlerce cinni belirdi. Hepsi yakındalar. Gencer diyerek seslendiklerini duyabiliyorum. Kulağımın içindeki bütün sızıntılar. Hepsi bitti. Tam anlamıyla duyuyorum artık. Seni bekliyorduk. Seni diyerek sesler geliyor. Murat, etraf kararmaya başladıktan sonra beni yavaşça kaldırdı. Gencer, gerçek isminmiş. Takma bir isim kullandıklarını düşünmüştüm açıkçası. Bu kadar şey senden sakladıktan sonra Sezer Hoca 10 dakika kadar sonra yukarıdaki cinnileri öldürdüğünü zannedecek. Ona doğru baktım şaşkınca. Yüzünde bir gülümseme vardı. Kolundaki bütün lanetleri hissettikten sonra bir şekilde kontrol edildiğini anlamıştım. Bu yüzden sadece bizdekileri oyalamak üzere gönderdim. Söylediğim gibi, yanımdaki cinnileri sadece sen görebilirsin Gencer. Sezer Hoca göremez. Anladım. Tamamdır. Lanetin bozulduğuna göre artık gücünü istediğin gibi kullanacaksın. Senden tek istediğim şey şu. Babalarımızın yaptığı bir şey var. Bu köyleri korumaktan daha fazlası. Bizi bu işe dahil etmeseler de dahil olmak zorundayız. Zamanla her şeyi anlatacağım. Şimdilik elini uzattı o sırada. Tuttum elini. Kapı çaldı. Kapıyı açtığında içeriye girdi Sezer Hoca. Her şey normal, düzgün bir halde. İçeriye girdikten sonra Sezer Hoca, yukarıdakiler bir anda kayboldu. Büyük ihtimalle kaçtılar. Murat ellerini silkeledi. Koruma tılsımlarını okudum hocam. Bu sayede herhangi bir şey olmadı. Peki, sen nasılsın? Üzerinde bir etki olduğunu seziyorum dedi. Bana doğru dönmüştü. Ona doğru baktığımda gözüm istemsizce kayıyor sağa sola. Neden böyle olduğunu anlayamıyorum. Sanki ona doğru bakmam yasaklanmış gibiydi. Sezer Hoca bir şey var bunda dedi. Murat hemen önüme doğru geçti. Hocam yukarıdakileri biz kaldırabiliriz. Çocuk 6. köydenmiş. Neden bu kadar düşük bir köyde yetiştirdiniz ki? Bana ne deniliyorsa onu yaptım. Beni mi sorgulayacaksın? Koluna bakayım dedi. Kolunu kapattı. Gerek yok, ben hallettim. Tek başladığım bize sadece bela getirir Murat. Hem burayı bu kadar iyi nasıl biliyorsun? Daha önce çok geldim buraya. İçeriye gizlice girdin o zaman. Başını salladı Murat. Benden ne saklandığını öğrenmek için cehennemin içine bile girerim. Anladım. Seninle oldukça zor anlaşacağız. Şunu bildiğine göre o zaman anlaşabileceğimiz bir konu var. Onu da konuşalım. İki köyü biliyorsun. Kırmızı köyler mi? Evet. Onlarla yan yana geldim.
ama içeridekileri göremedim. Ve sizden birinin kanı olduğunu gördüm. Birinci köy sana ait. Bu yüzden onları kontrol eden de sen olmalısın. Kimlerdi onlar? Bana söyleyeceksin. Sana hiçbir şey söylemem dedi. Murat üstüne doğru yürüyecekken tuttum onu. Sakinleşin. Şu anda zor durumdayız. Yukarıda bir ton cinliği vardı. Aramızda kavga etmek çözüm değil. Az önce babamı gördüm. Saatler öncesinde. Şimdi ise burada bir delikteyim. Neler planlanıyor? Neler saklıyorsunuz benden diyerek soruyordum. Sezer Hoca, senden saklanılan bir şey yok dedi. Nasıl yok? O zaman buraya neden geldim? Babam nasıl yaşıyordu da ben bilmiyordum. Bir ton yalan, bir ton sır. Benden bir şeyler saklıyorsunuz. Gözlerimin içine doğru baktı. Ona doğru yine bakmaya çalışırken gözümü kaçırıyordum. Bir anda tutup beni yere doğru attı. Sırtımı açtı. Kızıl göz. Kim aktif etti bunu? Kim okudu o tılsımı? Murat'a doğru döndü. Murat, benim okuduğumu anlamışsındır. Çocuğa yalan söylediğinizi biliyorum. Bu plana biz de dahil olacağız. Babalarımız neyi planlıyor? Neler olduğunu ya söylersiniz ya da işler daha da beter olur. Olaya karışmakta kalmam. Diğer aleme geçerim. Diğer aleme geçersem de neler olacağını az çok biliyorsun. Ortalığı karıştırmakta da kalmayacağım. Sezer Hoca birazcık sıkkın bir suratlı. Hiçbir şey bilmiyorum. İstiyorsan bak dedi. Elini uzattı. Sezer yan tarafından bir bıçak çıkardı. Hocam diyerek Sezer Hoca'nın yanına geçecekken merak etme sadece elini. Eline küçük bir kesik attı. Direkt avucunu kana doğru yerleştirdi. Murat'ın gözleri yukarıya doğru kalkarak sadece bembeyaz oldu. Bir süre böyle kaldıktan sonra elini çekti. Tam itaat. Demek ki sen de onlara güveniyorsun. Ne derlerse yapmaya hazırım. Yapacağım da. Hiçbir zaman da yapmaktan çekinmeyeceğim. Murat öfkelenip sinirlenmişti ki yukarıdan üçümüz aynen de o hissiyatı almış olmalıyız. Buldular dedi Murat. Sezer Hoca zaten bulmuşlardı. Burayı da bulmaları an meselesidir. Burayı hiç bulmamışlardı dedi Murat. O zaman sen, kızıl gözü açmak için. Yukarıdakiler sana bağlı olan cinnilerdi. Zekice, beni oyalayıp mühre açtın. Kapıyı açtı Murat. Koridora doğru baktı. Şimdi aramızda mı kavga edeceğiz yoksa şu yukarıdakileri mi halledeceğiz? Yukarıdakiler oldukça fazla. Nasıl bu kadar fazlasını gönderebildiler? O köye gitmeden önce kendini mühürletmedin mi? İlla ki mühürü kaldırdığında da takip edebiliyorlardır. Biliyordun yani sen de. Yeteri kadar tartıştık. Başlayalım. Öne doğru yürüdüm. Kafamdaki sesler beni beklediğini söylüyordu. Ve aklımda o kadar fazla şey geçiyor ki. Bunları ben halledebilirim dedim. Güldü Murat. Saçmalama dediğinde ellerimi iki tarafa doğru açtım. O bana saçmalama diyor ama burayı paramparça edecek kadar güçlüyüm. Nedense içimdeki o hissiyatı alabiliyorum. O gücü hissedebiliyorum. Fazlasıyla güçlüyüm. Nereden geldi bu güç? Ben nasıl bu kadar güçlü oldum? İki tarafa doğru açtım bacaklarımı. Hafifçe oturur bir pozisyona geçtiğimde gözlerimi yukarıya doğru kaldırdım. Onları görmekten çok hissetmenin ötesindeyim. Tılsımlar dudaklarımdan kendiliğinden çıkıyordu. Ben okumaya başladıkça duvarlarda küçük küçük çatlaklar oluşmaya başladı. Bu okumalar, bunlar onunla birebir. Hiç şüphe yok. Ertuğrul'un özel okumaları bunlar. Hatta daha fazlası. Ertuğrul'dan bile güçlü olabilir. Bunlar daha önce görülmemiş okunanlar. Yukarıdakiler bir anda silindi. Silinmesiyle beraber yavaşça yere doğru oturdum. İçimdeki o hissiyat, o güç birebir şekilde hissetmiştim. Hiçbir şekilde yanlış yoktu. Bu gerçekten benim hissiyatımdı. Fazlasıyla güçlüydüm. Sağ kolum tamamıyla sarıldı. Tılsımlar elimden çıktı. Laneti kendine çeviriyor. İşte bu, işte bu diyerek alkışlıyordu Murat. Kendime çok güçlü bir müttefik seçmişim ha? Yukarıya çıkmadan önce beklemeniz gerekiyor dedim. Zihnimde bir şey var. Yukarıya çıkarlar ölürler. Lanetli tılsım taşıyan cinnileri öldürdün. Onlara bu bilgiyi ver dedi. Lanetli tılsım taşıyan cinnileri öldürmüşüm. Bu yüzden dikkatli olmalıymışsınız. Murat alkışlarını yavaşlatarak durdu. Ne dedin?
Lanetli tılsımlı cinnileri mi öldürdüğünü söyledin? Sezer Hoca şaşkınlıkla hafifçe oturdu kenara doğru. Gülümsedi. Lanetli tılsımlı cinniler. Onları öldürdün ha? Sen kızıl gözü taşımıyorsun. Ne yani? Ne demek bu? Açıklayın, ne demek bu? Sen o cini taşıyorsun oğlum. Lanetli tılsımlara ilk yazanlardan birini. Sırtındaki kızıl göz filan değilmiş senin. Cehennemin gözüymüş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, tekrar tekrar etmekten sıkılsam da hala nasıl oluyorsa soruluyor. Yeni bir işe geçtim. Bütün hüdüm hikayelerini bırakmak yerine 2-3 ay boyunca haftada müsait olursam hangi gün belirsiz şekilde bir defa yayınlamak üzere başladım bu seriyi. Anlayacağınız, haftanın içerisinde pazartesiden pazara hangi gün geleceği belli olmayacak şekilde bir tane de olsa yapmaya çalışıyorum. Evet, süre düştü çünkü hiç yapamayacak kadar yoğunum. Anlayış gösteren ve destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Rabbime emanet olun, esen kalın dostlarım.